Nurcan. Efendim. Nasılsın, iyi misin? İyi, ay ilk defa biri bana sordu nasıl. İyiyim, çok teşekkür ederim. İyi olmana sevindim. Ha? İyi olmana sevindim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Öyle. Ne hissediyorsun? Heyecanlıyım. Öyle. Ya bu heyecan... DNA testinde atıyorum... Biyolojik baba Uğur Bey çıktığında... Ya benim artık babam var. Ve onu tanıma fırsatım var. Onunla belki bir gelecek ve hayat fırsatım var diye yaşadığım bir heyecan mı? Yok, sadece kim olduğunu bileceğim. Bileceksin. Evet. Kim olduğunu öğrendin. Tenis teste çıktı. Kim olduğunu öğrendim, evet. Ne hissettirecek sana? Görür müsün, görüşür müsün? Onu bilemiyorum ya, görüşür müyüm? Bilmiyorum. Ama 20 yıl boyunca da bir babam vardı. 20 yıldır yok ama. Ha? Var ama yok. Var, hayır. Nüfusta da kayıtlı olduğum bir babam vardı, Ali Bey vardı. Evet. Vardı. Ama onu merak etmiyordun. Yok, ediyordum aslında ya. İçinden mi? Yani nerede, ne yapıyor falan. O öyle. İnşallah senin için her şey güzel olur. İnşallah. İyi olur. En büyük dileğim bu. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Bunu biliyorsun değil mi? Hı hı, biliyorum. Şimdi sana mikrofon uzatmışlar. Ne hissediyorsun? Duyguların, düşüncelerin nelerdir? İnsan çünkü özellikle de sen duygularını ifade etme konusunda... çoğu zaman sıkıntıya düşüyorum demişsin. Evet, kendimi ifade etmekte bazen zorlanıyorum. Bazen de edebiliyorum. Öyle. Ama insan yaşadığı duyguları tanımlayabilir. Hı hı. Evet. Yani hüzünle ilgili yaşadıklarını anlatabilirsin ama... mutluluk ya da sevinç duygusuyla ilgili çok yaşamadıysan... onu tarif etmek çok zordur, anlatmak çok öyle, zordur. Az buz bir şey, o kadar. Az buz bir şey. O veterin ekrana getireceğim şimdi. Hı hı. Bu tamam. Sefer herhalde anlattın kendini. Yani elimden geldiğince, evet. Elinden geldiğince. Uğurcan'ın sesine, Uğurcan'ın hikayesine, onun özlemlerine ve hasretlerine hep beraber tanık olacağız. O ilk defa konuşacak, ilk defa belki de kendini bu kadar rahat ve özgür bir şekilde anlattı. O veter ekrana gelsin. İnsanların ailesi o vardı, hep özeniyorduk böyle. Benim babam niye yok diyorum işte. Yurda kaçarsan öyle olur. Aile deyince kardeşlerim, ablam, annem, ben, babam. Babam beni okula götürsün, top oynar, oynasın. İsterdim ya. Yaşamadığım için bilmiyorum. Anneler günü geldiğinde için vurulur muydu? Evet. Babalar gününde daha çok olur. Arkadaşlarının babaları belki ziyarete geliyordu. Ne hissediyordun o? Onların babaları var, benim niye yok falan. Kendime soruyordum. Kardeşlerinle ilgili hayalin var mı? Emirhan kendi ayaklarının üzerinde duran bir çocuk zaten. Benden daha böyle güçlü. Yurttaki en zor anın... Mesela izne çıkarırdı 3 ay yaz tatili. Gelince eve alıştığım için aşırı zor geçerdi benim için. Yatarken falan çok böyle uyuyamazdım. Eve gitmek isterdim işte, hep böyle. Evde yatmak isterdim. Annem, hatta bir gün kaçmıştım yurttan. Çok ağladın mı yurtta? Bayağı ağladım. En mutlu olduğun anı hatırlıyor musun? Emel abla vardı, Şerif abla vardı. Onlarla hep pasta börek yapardık. Bir o mutlu anım falan. En mutlu olduğum anlardan, mesela buraya geldiğim an düzelmeye başladı hayatım. Herkes değersiz hissettiriyordu. Sen çok değerli bir çocuksun. Teşekkür ederim. Sen de. Yurttan çıktıktan sonra yaşamasaydım dedim hep. Annelik görevlerini yerine getiremiyordu. Mesela bana bir derdin var mı bile diyemiyor yani. Yemek yapar geçer oturur. Anlat anlat bitmez. İçine en yara olan hadise ne? Bir ailem olmadan. Yani annem babam böyle yok. Atiye senin için nerede? O manevi annem. Onu severim çok. Uğur baban çıkarsa. Babam çıkarsa. Böyle üstümden yük kalkmış hissedeceğim. En azından babamın kim olduğunu bileceğim. O açıdan çok güzel. Bir tane annem, bir tane babam olsun isterdim böyle düzgün. Ablam, abim olsun isterdim. Olmasını isterdim. Çünkü abin oldu, annen oldu. Evet, sizler varsınız işte. Yetiyor bana. Annene sorsa, Uğurcan en çok hangi yemeği seviyor bilir mi? Bilemez. Annem ama ne yaptığımı, ne ettiğimi bilmiyor. En sevdiğim rengi de bilemez. İnsan nankör varlık, kıymetini anlamaz, kaybedince kıymetini anlar. Küçüğüm daha çok, küçüğüm
Bu yüzden bütün saçma yenilmem, bu yüzden kendime hala güvensizliğim. O resmi ben çekmiştim Sivas'ta. Evet, kaçmıştı. Bu resmi mi? Evet, caminin orada. Kaçtı, evet, yuvadan bana geldi. Kaçtığında da. Evet, Sivas'ta. Gamze abla. Onun en sevdiği şey kısır, ben onu biliyorum. Köpeğini barınağa verdim bu arada. Biliyorum. En sevdiği şey kısır. En sevdiği şey yemek kısır. Hayır. Koyu renkleri sever genelde. Değil. Mantı. Evet, mantıyı da sever, doğru. En sevdiğim rengi bile bilmez annem dedi. Koyu renkleri sever, o genelde kahverengi. Yani hayır. Gri, yeşil. Açık renkleri çok severim. Açık. Hep açık giyinirim. Mavi en sevdiğim renk. Ben aklımdakini söylüyorum. Hayata kendi penceremizden baktığımızda yaşadığımız zorluklarla bütün bir ömrümüzü değerlendiriyoruz ama asıl ağır yükü maalesef ki çocuklar. Biz bir şekilde hayatımızı yaşıyoruz, seçimlerimizi yapıyoruz, o seçimlerimizin sonuçlarına katlanıyoruz. Ama dünyaya getirdiğimiz çocuklar için maalesef öyle olmuyor, değil mi? Evet. Yani çünkü size bir seçim şansı verilmiyor. Ben mesela Esra abla onları Sivas'ta görmeye gittiğimde bir dönem ayırmışlardı ikisini yaş gruplarından dolayı. Akşam otobüse yetişmem gerekiyor dönmem için. Acaba düşünürdüm, derdim böyle hangisiyle daha çok zaman geçirdim? Ya sadece onların acı hatıraları yok orada. Herkesin şikayet ettiği o aile hayatını Uğurcan ulaşılmaz bir şey olarak görüyor. Değil mi? Evet. Hiç ulaşamayacağın, hiç yaşamayacağın. Öyle. Uğurcan... Kardeşini kendinden daha güçlü buluyorsun Uğurcan. Evet, benden daha güçlü. Nedir fark? Senden benim farkı gibi ne? De çok farklıyız biz onunla ya. Bir yerim, bir özelliğimiz bile benzemiyor. Ayrı dünyaların insanıyız. Evet, öyle. Ama bir tarafta onun güçlü duruşuna hayran oluyorsun. Nasıl desem? İyi yani, evet. İyi yani, sana iyi geliyor. İyi. Bazen sinirimi bozuyor ama. Sinirini bozuyor. Evet. Sen de hangi konularda ne kadar güçlü olduğunu bilemezsin. İki tane bilmiyorum. İsim verdin. Yurtta herhalde görevli ablalar bunlar. Evet. Emine Hanım ve Şerife Hanım. Emel ablayla Şerife abla. Emel ablayla Şerife abla. Evet. Yani buradan bir vesileyle izliyorlarsa yakınları falan. İzliyorlar tabii ki. Ulaşırlar, onların da sesini duymayı çok isteriz. Onlar senin hayatında çok önemli bir yerdi. Çünkü evet. Ev kokusunu sana getiren insanlar. Evet, onlarlayken çok eğleniyordum. Grup evlerinde. Hı? Grup evlerinde. Grup evlerinde. Evet. Hayatında iz bırakmış. Bir de bir sürü kadın... ablalarım var ama işte ikisi çok iyiydi. İkisi çok iyi. Buradan onlara da çağrıda bulunayım. Bir de Atiye Hanım var. Evet, o ayrı. Alo de. Efendim? İlk gün konuştuğumuz... kişilerden biriydi, senin hayatını anlatan, seni cesaretlendiren kişilerden evet. biriydi. Şu anda Atiye Hanım telefon hattında. Atiye Hanım merhaba. Merhaba, merhaba Esra Hanım. Nasılsınız? Vallahi iyiyim, dinliyorum, seyrediyorum. Bak nereden nereye geldik? Aynen öyle, aynen öyle. Yani git ona babanı bul, hesap sor dedin. Ya şimdi ben size bir şey söyleyebilir miyim? O Nargüzel Hanım'ın 20 yıllık tanımadığı çocuğu... Ben 2 ayda tanıdım. Çözdüm yani. O getirdim ben buraya kedi yavrusu gibi. Tekrar arkasından mesaj çekti. Ölürsen ölünü görmeyin gelmeyin diye çocuğa mesaj çekti. Çocuğu attı dışarı ya. Ondan sonra mesaj çekti çocuğa. Ölürsen ölünü görmeyeceğim dedi. Atiye Hanım, bir de, tek bir şey söyleyeceğim. Benim çocuklarımın üstünden ellerini çekti. Bir de
Bir de oraya gitmiş de duygusal yalandan ağlıyor. Çocuğu. Benim kaçtım. Çocukluğumun üstünden ellerini çekeceksin. İki ay. Ellerini çekmiyor. Çocuk 20 yaşında zaten. Sen 60'ın çekeceksin o ellerini. Bundan sonra da eğer Allah o yürü kulum derse. O ellerini benim çocuklarımın üstünden çekeceksin. Ne zararı var Atiye Hanım'ın size? Ne zararı var? Mesela şu an merak ediyorum. Kendi sorun. Yapamadığı Emir, anneliği o yaptığı sesini için. Sesini kesermiştim. Bir şey soracağım. Bak sinirleniyorum. İşte, merak ediyorum. Mesela abla şu an Emirhan'ın böyle evde elektriği, suyu, doğalgazı açık mı? Bir sorar mısınız kendisine? Ha onu diyeceğim. Madem bir sus bir dakika. 4 ay oturdun orada. Elektrik, suyu. Hiçbirini ödemedin. Sen nasıl oturdun orada? Nasıl oturdun orada Allah korkmadan? Benim de maddi manevi gücüm yoktu. Sen nasıl Allah'tan parasız, para vermeden oturdun orada? Onu söyle bana. Evet oturdum. He nasıl oturdun? Bir de dedim polislere diyorsun ki elektriğini suyunu hepsini ödüyorsun. Tamam ya. O evin Allah'tan elektriğini suyunu kesiyorsun o çocuğu eve alıyorsun. Hayırdır? Keserim tabii sen ödemezsen. O zaman çocuğumun da evine alamazsın. Hangi amaçla alıyorsun sen benim çocuğumun eve? Nergüzel Hanım çocuklarınızı elinizden mi aldılar? Yoksa çocuklar evsiz kaldı ve yer kaldığı için... Hayır ablacığım lütfen bir alın iki dakika verir misiniz? Hayır ev sahibi sahip mi çıktı? Şimdi biz taşındık eve. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Herkes suçlu yeter, çıldırıyorum. Evet taşındık Esra ablacığım. Peki Esra Hanım sen ona söyler misin? Bir şey söyleyeceğim. 5 aydan ben Esra Hanım'ı ödedim mi? Elektrik suyunu ödedim mi? Bakın elektrik suyunda değilim olayın. Olay. O zaman o çocuklar o evde yaşıyor. Onu anlatmak istiyorum. Nargüzelciğim. Bir şey söyleyeceğim bir tek kelime Esra belki abla. Belki de yanlış insanlara sinirleniyorsunuz. Yok hayır bak, onun için bir değil. Bir anda mesela Uğurcan'a yani ben onun en sevdiği rengi bilirim derken bir anda içinizden başka bir kadın hayır çıkıyor. Canım hayır. Peki bir ona, bu kadın beni tanıyor mu hikayedir bir sorar mısınız kendinize? Esra Hanım, sizi Esra Hanım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Size nasıl bir kötülük yaptı ya? Nasıl hikayeden evet, beri Atiye'ye güvendin diyor. Ne? İki aydan beri sokakta duruyormuş. Hiç mi merak etmemiş bu çocuğunu? Ya kesin seni çocukların üstünden elini çek. İki aydır diyor bu çocuklar. Ne çocuğu ya? O 20 yaşında kim ister sandalye. Tamam çocuğun falan değilsin o zaman. Kes sesini. Tamam. İki aydır çocuk anne mi oldu sana? İstediğini yapabilir sana ne? Diyorum ki Esra abla duymalısınız bu söyleyeceğim çok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sokağa atarsan Esra o da sahip çıkar. Ne yapacak? Atacak mı? Karakoldan uzaklaşmış. Herkes sen değil. Ne kesti o zaman baştan Esra abla? Sadece orada oturacaktı biz eve gidip para istemeyecektik. Bu da onda. Nargüzel Hanım çocuğu sokağa mı attın Emirhan'a? Atmayabilirim. Ne yapsın? Mesela nasıl bir davranış sergilesin? Şu anda Emirhan kirası ödenmeyen elektriği, suyu kesip hanımefendinin evinde yaşıyor. Hanımefendiden evet. Ne yapmasını istiyorsunuz? Sokağa evden atmasını. Dışarı mı çıkarsın? Hayır Emirhan için söylemiyorum. Emirhan'ı oturtturdum dedim oğlum senden hiç para ya, almayacağım dedim. Ya çok konuşuyor dedim. Bak bu benim sinirim oynuyor yani. Dedim. Sokağa atsın demiyorum. Ne yapsın? Hülya Hanım demek istediğim diyorsun şu. Diyorsun ya çocuklarımın üzerinden elini ya, çek derken. Ya her şeyi yanlış anlıyorsunuz ne lütfen. Yapsın? Onunla ben muhatap olmak istemiyorum. Birlikte bizi sopayla evet, boğaladı ya. Evet raporum var çantamda sunabilirim darp raporu. Darp raporu doğru kapıları al duvarlara vurup kendini çıkıyor meydana. Ben sana söylüyorum. Çocuklarınıza şefkat gösteren ya, beni biri geliyorum. Sizinle niye düşman? Çünkü çocuklar söylemek istediğim şu. Yani bu çocuklar zaten hani acıdığı evini aldı ya Hülya Hanım. O evdeyken sen daha birinci ayda kesiyorsun her şeyi. Daha bir aylıkken yapılmaz yani bu. Çünkü tamam o kiracıyla kiralayan arasında eski ev sahibi de bağlandı. Bir bakarsanız eski ev sahibi de bağlandı. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. 5 milyar parasını da dolandırdı bu. 5 milyar. Bu şimdi sadece Atiye Hanım, borçlar ayrı. Siz Nargüzel tamam, ayrı efendim. Ya neyse çocukların üstünden elini yaklaştırma kararı alan sizsiniz. Çocuklar size yaklaşamaz değil bunlar mi?
oldu kirada. Ondan önceki evde de oldu. Hep oluyordu. Senin sorun Atiye abla da değil. İşin ne ya? İki aydır tanıdığın kadın. Sokaktan senden daha çocuğum. Değerli. Engellemişsin beni. Arıyorum evet, sana engellerim. Mesaj atıyorum oğlum eve gel diye. Çünkü durdurmam lazım. Doğru serbest yaşayacak evde. Kavga ileriye gitmesin çocuğu, diye. Çocuğu sokağa bıraktın. Uğurcan'ın ve diğer oğlunun gidip kalabileceği, sığınabileceği neresi var? Nerede kalırsan kal umurumda değil yazdı bana. Hayır ben ama şimdi bunu yapan birinin bir şeylere de güveniyor olması lazım. Nereye gidebilir? Çocuklar sokağa çıktılar. Sokaktalar. Pandemi de başladı. Otelde kalabilirler mi? Paraları yok. Zaten oteller kapalı. Peki tamam. Şöyle. Nereye sığınacaklar? Şöyle yapalım o zaman. Tamam ben de şu an gittiğimde kalacak bir yerim yok. O zaman konuyu oraya çevirelim. Hayır ben çocuklardan bahsediyorum. Siz yok şartlarınız artık ve hayatınız Uğurcan varken. Uğurcan kapıya geldi zaten sonra. Ben yine aldım eve. Yine gelse yine alırım. Uğurcan geldi mi Emirhan gelecek yine alacağım. Niye almayacağım? Ama böyle insanlar arkasında durursa o çocuklar eve gelmez. Ha, size beni tehdit ediyorlar istiyorsunuz. Çıkın aradan, çıkın çocukların hayatından, dönsünler eve. O zaman tehdit olarak değil mi? Ölürüm de dönmem. Kararı alıyorsunuz. Bakın. Ölürüm de dönmem ya o rezil hayata. Mahkeme kararına rağmen aldım ama evi. Bakın uzaklaştırma. Evet. O zaman uzak almayın. Madem ki bakın o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Benim oğlum bana şiddet uygular diyor. Bana diyor sonra ki. Sonra o karar bertaraf ediyorsunuz, çocuğu eve evet, alıyorsunuz. Evet aldım yani ona rağmen aldım. Bak şimdi evet, tehlikeli aldım. Boyutu. Nergüzel Hanım istedi aldı çocukları eve. İki gün sonra kavga etti. Bunlar ihlal ettiler kapıma dayandı dedi. Bu sefer o çocuklar ceza alacaklar. Ama hayır. Ceza almasına izin Emirhan verilmeyeyim gelirse, ya. Seni de altındaymış. Emirhan merhaba. Ben bu kadına konuşmak istemiyorum mesela. Atiye Hanım'ın evinde mi yaşıyorsun? Yok Emirhan. Hayır şu an ben kendi evimdeyim. Atiye ablanın kiracısıyım ben. Elektrim, soğan falan hepsi açık. Atiye abla, Leyla ablalar sağ olsun. İyi tamam. Aferin. Evde Bahadır'la oturuyorum arkadaşımla. Şöyle diyeyim, Uğurcan uzaklaştırma çıkarttıktan sonra Uğurcan eve gitti doğru ama Uğurcan'la ben sürekli konuşuyordum. Her sabah üstüne bir şey atıyor, saldırı tavırlar, bana virüs bulaşıyorsun vesaire. Yine çocuğu tehdit ediyor, seni polise ararım, şikayet ederim vesaire gibi. Hı hı. Bir de şey şöyle diyeyim size, hani sahip çıktılar diyor ya, Atiye abla çok güzel söylüyor, iki ayda daha iyi sahip çıktı. Zamanında onu 20 yıldır yapmak istemediğini kadın 20 günde yaptı. Bir şey sorar mısınız kendisine Esra abla? Peki ben bu 20 yılda hiçbir şey yapmamış mıyım? Hala niye buradayım acaba? Yani nasıl diyeyim size? Niye buradayım acaba hala? Ajansları falan arayayım belki güzel oyunculuk teklifi gelebilir. Boş ya. Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Hep böyledir. Benimle nasıl konuşuyorsun ben sen? Ben eve geldim bana diyor ki Emirhan gelirse Esra seni de atarım evden. Emirhan bu eve gelmeyecek misiniz, diyor. Ha? Lütfen kurban niye olayım. Hayır çıkmak istiyorum. Lütfen izin verir misiniz? Ev hayatı. Hayır çünkü bırakıyorum kalsınlar. Bırakıyorum kalsınlar artık. Vazgeçiyorum. Hayır, çocuklar sizin yanınızda normal bir hayat yaşayamamış. Problem bu zaten. Biz problemlerimizi yani, çözüyorduk ama olun. Böyle insanlar tanımıyor etmiyor gitmiş Nargüzel ona güveniyor. Diyor ki bir 5 yaşındaki çocuğunuza bakıcı bakıyor. Evet bakıyor doğru. Emirhan'a ev sahibini sahip çıkıyor destek oluyor. Çocuk kendi hayat kurmuş. Biz 1,5 ay öncesine kadar oradaydık ama. Almış, ona bakıyor. Biz 1,5 ay öncesine kadar oradaydık bu insanları tanımıyorduk. Aynen rezil peki, hayatımızdaydık. Peki sizin şu anda ne gibi kötülük yaptılar? Kadın bağlamış oradan hakaret ediyor. Emir anne. Falan diyoruz ya. Onun şimdi bir tarafı da var. Çocuklar açısından baktığınızda o ilişkinin dinamiği nasıl kuruldu? Sanki yani ben 20 anne yıldır bir bardak su vermemişim. Hiçbir şey yapmamışım. Nargüzel. Ben hayran buradayım. Çocuklarımın bana saygı duyuyor olması yeterli değil. Benim de çocuklarıma saygı duyuyor olmam lazım. Ben o hep çabalıyorum onlar de, nedir ya? Çevreniz için de geçerli. Gidin annesiz kalın ya. Yok ki yoksun ki zaten. Gidin kalın. Umurumda değilsin. O Atiye kaç ya, gram umurumda değilsin. Ben kendi hayatıma bakarım zaten. Kaç gün sahip çıkacak? Bak Nargüzel. Kaç gün sahip çıkacaklar Allah'ın sen razı ben sanki buraya seninle barışmaya geldim ya. Babamı bulmaya geldim. Onlara hükmedemezsin. Ben de yapamam. Etmiyorum. Biz onlara sahip değiliz. Bizim kuklamız değil bu çocuklar. Hayır. O benim çocuklarım da sizin çocuklar, hepimizin çocukları. Onlar artık bireyler. Sadece sağlıklı, normal bir ilişki ya. Söylemek istediğim şu. Huzurlu bir ortam. Bunlar sanıyor ki o insanlar hep o hayatında olacak. Öyle bir dünya yok Esra abla. Anlatabiliyor muyum? Olsun istiyorlarsa da evet olsun. O da problem değil.
Bakın Nargüzel Hanım. Siz benim ne yapıp yapmadığımı bilemezsiniz hanımefendi. Ne yapıp yapmamakla alakası ben yok. Ben ne yaşadığımı bunlar... biliyorum. Öyle oturduğunuz yerden görünmüyor hayat. Ama şunu da bir anne olarak ya da bir ebeveyn olarak siz benim vazgeçiyorum aynı evde yaşadınız mı? Yaşamadınız bilemezsiniz. Bakın bunlar artık reşit hala olmuşlar. Çaba, bakın Nargüzel Hanım çaba reşitler. Gösteriyorum, tamam bakın. Reşit olmuşlar. Ben sizin çaba gösterdiğinizi ne zaman... İnşallah programdan ayrıldıktan sonra 5 yaşınızdaki evladınızı yanınıza bakın alırsınız. O terk edilmiş maddi terk edilmiş ve manevi değil, olarak hayır öyle bir şey hayır. Yok. Bak ne demek bakıcıya anne der mi ya? Kavramları karıştırmayın. Dedirtiyorlar evet dedirtiyorlar. Ama o zaman gidip çocuğunuzu alacaksınız. Devlete diyeceksiniz ki ben çocuğuma bakamıyorum bana yardım verin. Bir dakika bir şey soracağım. Çocuğu terk edemezsiniz. Bunları bırakın. Bunlar artık bir onlar şekilde değilmiş. Hayatlarını ama 5 yaşındaki çocuk bakıcının yanında bakıcıya anne diyor. Anneyi görmüyor. E ben bir bakıcı vardı buldum. Hayır ya. Hayır öyle değil. Şimdi en son ne zaman bir gördünüz? Saniye, en son 20 ne zaman yaşına gördünüz? Gelelim. Kuzey Leyla Hanım'ın bakıcının evinde büyüdün Nargüzel. Siz ama bir şey anlatmak istiyorum, aa, söylemek istiyorum. En son pazartesi günü ben savcılığa gittim Bursa'da. Caner'in beni buraya getirdiği gün. Dedim ki bakıcı da çocuğum var ben göremiyorum orada dilekçe yazdım. Ya göstermiyorlar mı çocuk? Göstermiyorlar. Hayır. Korkuyor çünkü. Nasıl? Göstermiyorlar. Küçücük çocuk korkuyor. Görmek istemiyorum diyor. Çocuğa bağırıyorsun, çekiştiriyorsun. Şu an, küçücük o çocuk zaman ne çözün, yapsın bu yönü çözün. Herkes benim çocuğumun ne Leyla ablaya ulaşabiliyorum, ne Vedat abiye, ne Esra'ya. Nargüzel sesini Hanım. Duyamıyorum. Nargüzel göremiyorum. Hanım, problem nerede biliyor musunuz? Problem o insanlarda değil. Sizin çocuğu oraya bırakıyorsunuz ya. Çocuk oradaki aileyi gerçek aile sanıyor ve orada büyüyor. Almak istiyorum versinler o zaman. Çocuk 20 yaşına geldiğinde alıp siz ona da hükmedeceksiniz. Ben senin bakabilecek annenim gibi. Ya sana ne ne yaparım yaparım yanımda taşırım işte. Çantamda taşırım. Senin ne hakkın var ki diyor bu çocukta diyor ya. Onu da mahvedecek. Öyle bir şey var mı? Bakın aynı şekilde bunlar da. Alma Kuzey orada kalsın. Niye kaç almıyorum? Kaç Kuzey oraya gittiğinde, bakıcıya gittiğinde? 73 günlükken. 73. Emirhan, evet. 73 gündür o çocuk Leyla Hanım'ın... Terk etmedik orayı. Ben hayır, Kuzey'i yani zaten 70, görüyorum. Bir gece gündüz hep orada kaldı. Yatılı kalıyor ama 1,5 ay öncesine kadar görüyordum ben Kuzey'i. Yani götürdüm oraya kaç bırak. Kaç gün görüyorsunuz? Elimden geldiğince sıkıyorum. 2,5 ay olmuştur yani 1,5 ayı. Hayır, dur bir dakika. Haftada son... bir görüyor musunuz? Çocuğu. Son dönemlerde görmüyorum. Görmüyorsunuz. Yani 1,5 ayda falan hani görmüyorum. Sesini de duymadım. Kavramlarını konuşuyoruz ya ben Leyla Hanımları tanımıyorum bilmiyorum. Ama en azından bir kadın bir çocuğa gerçekten eğer layıkıyla bakılıyorsa. Yo ben almak istiyorum. Şu dakika getirin şu dakika verin çocuğumu götüreceğim. O çocuğun gelişimine katkıda bulunuyorsa. Sağlıklı bile düşünemiyorsun ki neye götüreceksin. Doğulmasına gerek yok. Sana ne oğlum sana ne? Işte. Çocuk benim sana ne? Senin diye istediğini yapamazsın ki. Sırf siz istiyorsunuz diye Kuzey orada mı kalacak? Biz istiyoruz diye orası iyi diye. Tamam Bursa'ya döndüğümde söylüyorum alacağım yok. Kuzey'i bitti. Nasıl yok? Sen... İnceleme karar yapıldı mı ailede? Bir inceleme yapıldı mı? Esra ablacığım şöyle. Kayyum atanmıştı onlara. Bir izin verirsin hocam. Tamam o zaman. Kayyum atandı. Evet. Yatal anlamda oraya... o bakıcının dediğiniz kişi mi kayyum mu? Kimdir kayyum? Onlara kayyum atanmışlar. Zaten şu an mahkemeliyiz biz. Öyle demişti hani Leyla abla. Hani dava açtı bana o soy evrağı dağını falan göstermişlerdi. Çocuğu ondan almaya dolayı... gelirken evrağı gösterdiler sonra alamadı çocuğu zaten. Şöyle Hülya yine saldırmıştı. Şimdi ben Leyla Hanım telefon hattındaymış bakıcı. Tamam. Alo Leyla Hanım merhaba. Alo ben bu çocuğu ona vermiyorum. İstediği yere de yani şikayet o etsin beni bu zamana kadar. O çocuğu döndüğümde alacağım senden onun annesi sizi benim alo. Bunu bil. Alo. Leyla Hanım bir dakika bir söz hakkını kullandırayım. Bir önce şunu merak ediyorum. Çocuğun neyi oluyormuş o? Çocukla ilgili yani inceleme başlatıldı mı? O çocuğu senden alacağım. Hafta sonu bir bayramda benim siz yanımda olacak. Siz koruyucu aile olarak mı bakıyorsunuz yani bilmiyoruz şu anda. Sanki hani size çocuğu bırakmış siz büyütüyorsunuz. Hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Anlatın Leyla Hanımcığım. Alo. Duyuyoruz sizi. Ben o çocuğuna verdi. O çocuğa ne kadar şiddet yaptığını ben çok iyi biliyorum. Hı hı. O çocuğu gelip senden hafta sonu alacağım Leyla bunu bil. Avukatı neredeymiş? Avukatı ne? Yanındaki avukatı ne? Kayyum atanmış. Bu zamana kadar siz... neredeydi? Bu niye zamana kadar neredeydi çocuğu? Ben hasta oldum, ameliyat oldum çocuğunu al dedim almadı. Neredeydi bu zamana kadar? Ne oldu? Ne sana bunu anlatacağım. Ne yedi çocuğuna? Ne yedirdi, ne içirdi? Çocuğu ona ne yedirdi? Sen bana... Ya, ya.
Kuzey'i gelip alacağım senden bunu bir. Ah, süre bitti. Leyla Hanım, yarın sizi yayına bağlayacağım. Ama şey, kayyum atanmış galiba çocuğa. Yarın konuşacağız. DNA testi de çıkacak yarın, Allah nasip ederse. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.